Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Mükemmel bir hava. Yazdan kalma bir hava. Sizin kışınız nasıl geçiyor bilmiyorum ama bizim kışımız çok güzel geçiyor. 325 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 havuzlu villa tanıtmaya geldim. 2 adet villamız var burada. İkisi de satılık. Fiyatımız ne? 11 milyon TL. Böyle dağ manzarası. Muhteşem bir dağın eteğindeyiz. Çok güzel bir manzarası var. Özellikle böyle oksijen bakımından da burası zengin bir bölge arkadaşlar. Kronik bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle buralara gelin derim. Özellikle Akbük bence çok yakında Didim'i de geçecek bir bölge. Bu yüzden tanıtımlarımızı buradan yapıyoruz sürekli. Gayet güzel bir giriş alanımız var. Birazdan bakacağız. Havuzumuz burada. 25 metre 30 metre civarında bir havuza sahip olacaksınız. Arka tarafta da bir istenirse kamelya alanımız var. Belli bir bölümü seramikle kaplanmış. 60'a 120 seramik. 120 santim seramik. Sonrasında da arkadaşlar dekoratif yapılmış. Gayet güzel bir villa. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Alt katlı bir odası bulunan bir oda. Biraz daha avantajlı bir oda. Böyle baktığınızda da her tarafımız zeytinliklerle kaplı. Zaten Akbük'ün en güzel yanı da her yerin yemyeşil olması. Ne kadar ev yapılırsa yapılsın yine de bu yeşilliğini kaybetmeyecek. Güzel bir ev. Böyle yavaş yavaş içeriye doğru gidelim ama bahçeyi de gezelim. Arka tarafta da geniş bir hobi bahçesi olarak kullanmak isterseniz eğer güzel bir bahçe alanı var. Burası da gayet geniş duruyor. Artı burada bir depo alanımız var. Burada da ısı pompası için yine bir alan yapılmış. Şu depo da çok ideal. Evde depo olması şart. Üst taraf saçak olmuş, güzel olmuş. Giriş istenirse kapattırıp tamamen vestiyeri dışarıya alabilirsiniz. Ayakkabı içeride kokmasın istiyorsanız. Güzel bir yer. Şöyle bir giriş de gösterelim. Araç girişimiz ve yaya girişimiz farklı kapılardan. Üst tarafını isterseniz kapattırabilirsiniz. Çok da problem yaşamazsınız burada. Gayet güzel. Yine 60'a 120 seramik yapılmış. Bu köşeden de bir evi gösterelim. Sonrasında içeriye geçelim. Hava mükemmel. O kadar güzel bir hava var ki tabii alıştığınız son zamanlarda sürekli arsa arazi tanıtıyoruz. Bu villaları da çekmeyi unutuyoruz. Bu yüzden arkadaşlar böyle fırsat buldukça villa tanıtımları da yapacağız. Ama şu dönemde bence en mantıklısı her zaman söylüyorum arsa ve arazi. Eğer ev ihtiyacınız yoksa bir tane eviniz varsa yatırımlık olarak düşünüyorsanız kesinlikle arsa ve arazi alın. Gelelim iç kısma. Güzel bir koridorumuz var burada. Şimdi seni şöyle alacağım koridorun sonuna kadar kapıyı kapatıp öyle gösterelim. Ev çok güzel. Tertemiz bir ev arkadaşlar. Sonuç olarak sıfır bir ev. Sıfır bir evde oturmak bence daha mantıklı. Çevredeki fiyatlar da hemen hemen bu rakamlarda. Artık beğendiğiniz eve göre de pazarlık yapılır. Sol tarafta böyle bir vestiyerimiz var. Dört kapaklı bir vestiyerimiz var. Tavana kadar devam etse çok daha iyi olurmuş. 60'a 120 seramik zeminde. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Burada bir lavabomuz var. Hemen şöyle gösterelim. Güzel bir lavabomuz var ama şu duş kullanamazsınız. Yani burada belki çocuklar kullanabilir ama yetişkin biri buraya sığmaz. Elektrikli duş alınmaz. Yani burayı tamamen depo olarak da değerlendirebilirsiniz. Nissan marka gömme rezervuarımız var. Yani şuradan kapatın bence. Bunu var demek için yapmışlar gibi değil mi? Yani o duş kullanılmaz. Belki farklı bir amaç içinde kullanılabilir. İlk önce salona mı bakalım odaya mı? İlk önce odaya bakalım. Gayet güzel bir odamız var burada. Hemen böyle dışarıyı da görebiliyorsunuz. Yatak başlığı nereye ayarlanmış? İki tarafa da priz bırakılmış ama bence en mantıklısı karşı tarafa ayarlanmış olması. Gayet güzel de bir oda büyüklüğümüz var. Ortalama 14 metrekare civarında bir alt odaya sahipsiniz ki alt kattaki odalar genelde zaten küçük olur ama kullanışlı bir oda. Çalışma odası ya da yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Hemen yan tarafa geçelim. Salon mutfak kısmına gelelim. Şimdi salon ve mutfak ayrı gibi ama açık planlı bir salon mutfağa sahipsiniz. Bence şu boş kısma bir ada mutfak yakışır. Birazdan anlatacağım. Tavan yüksekliği 2.85-2.90. Standart yükseklikte spot aydınlatmalar var. Televizyon ünitesi buraya alınmış. Ve buradan da zaten dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mutfak kısmından da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Burada basamak da yerleştirmişler. Güzel olmuş. Gayet şık. Şimdi mutfak kısmı çok güzel. Tezgah harika gözüküyor. Tezgah arasında seramik kullanılmış yine. Üst tarafta ve alt tarafta parlak dolap kapakları mevcut. Değil mi? Güzel olmuş. Bak harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ama şu bak birleşim yeri iki tane tezgah burada dökülmüş. Bu tezgahın birleşim yerinin burası olması çok da iyi durmuyor. Yani bu tezgahın birleşim yerinin mümkünse şuraya kadar gelmesi lazım. Buradan L şeklinde dönmesi lazım. Belki döküm yapıldığı için bunların tezgah boyları ya da kalıpları bu kadardır ama buna dikkat etmek gerekiyor. Buraya güzel bir ders çekilmesi gerekiyor ki şu iz belli olmasın. Arada bir
beyazlık gözüküyor. Ben burada rahatsız olurum. Yani sürekli bu evde ben oturuyorsam şundan rahatsız olurum. Güzel bir, gördüğünüz gibi, gergi tavan şeklinde yapılmış. Şuraya da bir ada mutfak yapılabilir değil mi? Harika olur. Neden? Çünkü burası çok boş kalmış, geniş bir alan. Buraya bir ada mutfakla hem yardımcı tezgah hem de böyle birkaç tane bar sandalyesiyle oturulabilecek bir alan haline çevirebilirsiniz. Yani kullanılacak alanları en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Devam edelim, yukarıya çıkalım. Alt katı bitirdik. Salon, mutfak, bir de oda var dedik. Merdivenler geniş, dubleks villalar gerçekten güzel oluyor. Ama zaten hepsinin dubleks olması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Neden dubleks olması gerekiyor? Arkadaşlar, tripleks diye bir olay gerçekten yok. Belli yerlerde belki olabilir ama Ege'nin tamamında neredeyse tripleks diye bir yapı yok. Gayet güzel L şeklinde güzel bir antremiz, koridorumuz var. İki tane pencere yerleştirmişler. Banyo, lavabo kısmı burada. Hemen buraya bir bakalım. Çamaşır makinesi üst tarafı, kurutucu ya da havlu dolabı olarak değerlendirebilirsiniz. Duşakabin de gayet güzel. 90 santimlik bir boşluk var. Niş de olsaymış daha güzel olurmuş tabii ama şu alan boş mesela. Burayı değerlendirebilirsiniz. Çünkü burası sürgülü olduğu için burayı da kapatıp suyun gitmesini engelleyip buraya bir oturma yeri de yapabilirsiniz. Visan marka gömme rezervuarlar var. Lavabonun alt kısımları da bu şekilde. Gayet mantıklı. Güzel. Hemen karşı odaya bakalım. Geldik bu odaya. Bu oda aşağıdakinden tabii ki çok geniş. 16-17 metrekare civarında bir odaya sahip olacaksınız. Yatak başlığı karşı duvar ayarlanmış ki arka manzarayı görün istemişler. Güzel bir yeşillik manzarası var. Tabii dağları da görüyorsunuz. Aslında deniz de görülebilirdi ama kameradan bunu görmek çok zor. Bu yüzden arkadaşlar deniz manzarası var demeyeceğim. Yani yatağı böyle aldık. Sağ taraf veya sol tarafa dolap yerleştirip makyaj masasına rahatlıkla buraya sığdırılabilir. Burada 3 odamız da çok güzel. Bir tane odamız var burada. O biraz daha küçük gibi. En son oraya bakacağız. Hemen şu koridorun sonundaki ana yatak odasına bakalım. Güzel bir ana yatak odamız var. Gayet geniş, kullanışlı. Yatak başlığı bu şekilde gelecek. İşte simetri gibi bir takıntınız varsa şöyle ki yatağı buraya koyamazsınız. Neden? Çünkü yatağı koyduk, cam böyle yarım kalıyor. Yatağı karşıya alacağız. Yatağı buraya alacağız. Bu şekilde karşıyı da hem televizyon ünitesi hem de makyaj masası olarak kullanacağız ki o rahatsız görüntü tamamen ortadan kalksın. Yatak başlığını koydunuz, çok da güzel bir yatak başlığı aldınız oraya ama o sırıtacak orada. Buraya alacağız. Tesisatları oraya taşımak çok da büyük bir problem değil. Bunu zaten müteahhit firma yapacaktır. Geldik banyo kısmına. Buradaki banyo güzel, geniş. Yine 90 santim civarında bir boşluk var içerisinde. Gayet kullanışlı. Visam'ın gömme rezervuarı, gayet şık dolaplarımız var. Tabii şuraya da dolap yapılabilirmiş. Küçük bir dolap, havlu dolabı olabilirmiş. Burada Fransız tarzı bir balkon var. Orayı da gösterelim. Bu balkon tabii diğer tarafa doğru genişliyor ama tabii buradan çıktığınız balkon dar bir balkon. Gayet güzel. Köşede kalıyor tam. Ön tarafımızda yol olması avantaj. Hemen yandaki o küçük dediğim odaya geçelim. Şimdi burası gerçekten küçük bir oda. Maksimum 9 metre civarında bir odaya sahip olacaksınız. Tek kişilik bir yatak sığar. Dolap da sığdırabilirsiniz. Çocuk odası olarak ideal bir oda olur ama yetişkinler için biraz daha zorlayıcı bir oda haline gelmiş. Şöyle çıkalım ama burası çok geniş. Mesela bu kadar geniş olacağına odayı şuradan kesip bu odayı genişletip şöyle bir balkon yeterli olabilirdi. Ama tabii ki burayı yapan da balkonu geniş istemiş. Herkesin zevki farklı arkadaşlar. Ama güzel bir geniş bir balkon teras karışımı bir olayımız var. Şöyle sona kadar bir git göster orayı da. Bu bölgede evler yapılıyor zaten. Çokça ev var ve tanıtmaya da devam ediyoruz. Her bütçeye uygun neredeyse bütün seçenekleri değerlendirip inşaat kalitesine bakarak, aslında kalite dediğimde siz dış cepheyi algılamayın. Burayı da yapan benim yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, abim. Bu yüzden tanıtıyorum. Yoksa herkesin yerini tanıtmıyorum. Depremden sonra da zaten gördük neler olduğunu. Evin dış cephesi çok önemli değil. Dışarıda kullanılan malzemeler çok önemli değil. Penceresi, panjuru, mutfağı çok önemli değil. İçeride kullanılan demir ve betonu çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden böyle bilindik firmalardan, adı sanı duyulmuş firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor. Tabii onların da aralarında sıkıntılar çıkmıyor mu? Çıkıyor. İstanbul'da gördüğünüz çok büyük bir inşaat firması. Neredeyse
temel dahi kullanmadan lüks villalar yapmışlar ve çok lüks fiyatlara da bunları satmışlar. 40-50 milyonlar, 100 milyonlar, işte 200 milyonlar konuşuluyor villa başına ama ortada temel yok. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Bu yüzden bilindik firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor. İki tane villamız var, ikisi de satılık, 11 milyon TL. Kendinize çok iyi bakın, sürçülisan etsek affedin.